Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayet soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. testte kalmıştık en son. 9. 3. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 9. 3. testimiz yine geometrik yorumdan bahsedeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Fonksiyon üzerindeki kaç farklı x tam sayısından çizilen teğetlerin eğim açısı geniş açıdır demiş. Şimdi teğetin eğim açısı geniş açıysa o zaman bizden ne istiyor? Teğetin eğiminin negatif olmasını istiyor. O zaman biz bunu türevini alalım arkadaşlar. Çünkü eğim bulmamız deniyor. Türevini aldığınızda 3 bölü 3 x kare eksi 10 x artı 21 yaptı. O zaman türevine geldi bunun arkadaşlar. x kare eksi 10 x artı 21 geldi. Şimdi bu türevin ne olmasını istiyoruz? Negatif olmasını istiyoruz. O zaman biz burayı çarpanlara ayırırız. x eksi 7 x eksi 3 diye. İki tane kökümüz gelir bizim. 3 ve 7 diye. O zaman 3, 7 dedik. Şimdi biz neden bastırıyoruz? Türevin işaretinden bastırıyoruz. Türevin işareti burada pozitif, burada negatif, burada pozitif. Yalnız 3 ve 7 dahil değil çünkü hani geniş açı dediğine göre 90 dereceden büyük olacak. Yani ne olacak? Türevi negatif olacak. O zaman 4, 5, 6 tam sayıları yapar. Bu da kaç tanedir? 3 tanedir diyebiliriz ilk sorumuzun cevabı için. Şimdi ikinci sorumuzda diyor ki eğrisi üzerindeki hangi noktasından çizilen teğet doğrusu doğrusuna paraleldir. Bak yine bir info vermiş. Bir tane eğri vermiş. Bu eğriye sen bir tane teğet çekiyorsun diyor. Bu teğet diyor. Bu doğruya paralel olacak diyor. Yani benim doğrum hangisi? Y işte 4x artı 7. Şimdi iki doğru birbirine paralelse neleri farklıdır? C'leri farklıdır. Yani y eşittir. 4x artı n gibi bir ifade diyebiliriz buraya. Değil mi? E, bu, e, bunlar neler oluyor? Heh, peki. Şimdi eğrisi üzerindeki hangi noktasından çizilen teğet? O zaman biz türevini alıyoruz fonksiyonun. Kaç geliyor arkadaşlar? 2x artı 2 geliyor. Mesela burası da a'ya b noktası olsun. O zaman türevini alıp a yazarsanız 2a artı 2 yapar. Bunun da eğimi kaçtır? Doğrunun eğimine eşittir. Yani teğet doğrusunun eğimine eşittir. O da kaçtır? 4'tür. Buradan a kaç geldi? bir geldi. Demek ki benim absisim kaçmış arkadaşlar? Birmiş. E güzel kardeşim biz ne demiştik? iki tane şey kullanacağız demiştik. Bir fonksiyon yazıyoruz, bir türevi yazıyoruz demiştik. Fonksiyonu yazdığımız zaman neyi bulacağız? Bu noktanın ordinatını bulacağız. O zaman gidip bir noktasını buraya yazarsak 1 artı 2 artı 3'ten kaç gelecek? 6 gelecek değil mi arkadaşlar? 6 gelecek. O zaman benim noktam kaça kaç noktası oldu? 1 6 noktası oldu diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bir tane f fonksiyonu vermiş. F fonksiyonu a noktasından bir tane teğet çekmiş. İşte eğim açısı 135 derecedir demiş falan filan. Bir tane de g fonksiyonu vermiş. G fonksiyonu x işte eksi 2 noktasındaki teğetin eğimi. Yani teğetin eğimi diyorsa yine ne yapacağız? Türevini alacağız. Eksi 2 yazacağız. Şurada g fonksiyonun türevini alırsak bir bölüm türevi vardır. x'in türevi 1 çarpı fx eksi x çarpı f'in türevinde x bölü ne gelecek? f kare x gelecek. Ve biz buraya ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 2 yazacağız değil mi? O zaman f eksi 2 artı 2 tane f'in türevinde eksi 2 bölü fonksiyonun üstüne ne yazıyoruz? Eksi 2 yazıyoruz. F kare eksi 2 yazıyoruz. Şimdi eksi 2 noktası burası. Bu noktadan çizilen teğetin eğimi bakın eğim açısı 135 derece. O zaman tanjant alfa kaç yapar? Eksi 1 yapar. Yani teğetin eğimi kaç yapacak? Eksi 1 yapacak. Buraya eksi 1 diyebilirsiniz. Burası eksi 1 oldu. O zaman fonksiyonun görüntüsü bana lazım. Yani şu nokta lazım. Ya da şurası lazım. Nasıl yapabiliriz? Mesela burası kaçtır? 8'dir. Eşim burası 135 ise burası 45'tir. O zaman burası 45 ise burası da 45'ten. Burası da kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. O zaman A noktasının ordinatı kaç geldi? 8 geldi. O zaman f eksi 2 de kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak diyebiliriz. O zaman 8, 2 tane eksi 1, eksi 2 bölü 8'in karesi 64 yaptı. 6 bölü 64 bizim cevabımız yapacak. Yani 3 bölü 32 evet varmışlıklarda cevabımız ne geldi? C Ceyhan geldi diyebiliriz 3. sorumuz için. Şimdi geldik 4. sorumuza. Diyor ki fonksiyon x eksenine paralel. Şimdi bir tane eğrimiz var. x eksenine paralel. Teğetlerinin değme noktalarının apsisleri toplamı. Yani şurası ile şurası. Şimdi türevini aldığınızda bu noktadaki neyi verecek? Eğimi verecek. Teğetin eğimini verecek. Ve teğetin eğimi nedir? sıfırdır. O zaman biz bunun türevini alalım. Bak şimdi geliyor bomba. Ne geldi? 15x kare geldi, eksi 16x geldi, eksi 7 geldi. Şimdi bu arkadaş neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Niye? Biz çünkü eğimin ne olduğunu biliyoruz, sıfır olduğunu biliyoruz. E bu da bana neyi veriyor? Eğimi veriyor. Sen mesela buradaki a ya da x1 diyelim, buradaki x1 yazdığında, buradaki x2 yazdığında bu fonksiyona ne gelecek burası? Sıfır gelecek. Ve bizden abstarı toplamı istediğine göre. Direkt aslında kökler toplamı bize doğru cevabı vermiş olur. Yani 16 bölü 15'tir. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Çünkü siz x1 buraya x1 yazdığınızda da sıfır oluyor. x2 yazdığınızda da sıfır oluyor. Yani aslında zaten orası ikinci dereceden denklemdir. x1 ve x2 yazdığında denklemi sağlarsa e denklemin kökleri x1 ile x2'dir. E kökler toplamını soruyor namı diğer. O da kaçtır? 16 bölü 5'tir diyebiliriz dördüncü sorumuz için. Şimdi beşinci sorumuzda bir parabol vermiş. Parabolünün doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplam aşağıdan hangisine eşittir demiş. Bunu biz parabolde de çözüyorduk. Ama bu sefer türev yardımıyla çözeceğiz. Şimdi diyor ki bana bu parabolün diyor bu doğruya diyor en yakın noktasının diyor koordinatları toplamı diyor. Şimdi bu nokta A'ya B noktası. Şimdi hocam sen bu eğriye A noktasından teğet çekersen bu çektiğin teğet senin y eşittir x eksi 3'üne paralel olur mu? Olur. O zaman eğimleri aynı olur mu? Olur. O zaman bunun eğimi de kaçtır? 1'dir. O zaman biz fonksiyonun türevini alsak. 2x eksi 1. Şuradaki noktanın apsisini yazsak. 2a eksi 1. Çünkü öyle yapıyoruz. T olduğu noktadan çizilen teğetin eğimi değil mi? Teğet olduğu noktadan çizilen teğetin eğimi o noktadaki türevini verecek. O zaman 2a eksi 1 kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu. A da buradan kaç geldi? 1 geldi. Burası 1'miş. E güzel kardeşim bu nokta kimin üzerinde? Bunun üzerinde. O zaman 1 yazarsak ne yapacaktır? sağlayacaktır. O zaman bu noktanın ordinatı kaç geldi? 3 geldi. Bize neyi soruyor? Koordinatları toplamını soruyor. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? 1 artı 3'ten 4 olacaktır diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun cevabıydı. 6. Fonksiyonuna üzerindeki noktasından çizilen teğet buymuş? Yani bak iki tane bilgi var burada. F1 eşittir eksi 1. F'in türevinde 1 eşittir 2. Nereden anladın? Bakın ordinatı eksi 1. Eğimi 2. O da türevden geliyor. Bu iki bilgi ışığında biz soruyu çözeriz herhalde. Gx fonksiyonu A noktasından çizilen normalin aman gözünü seveyim normalin neyi demiş. O zaman bir kere G'nin türevini alalım. 3x kare bölüm türevi alıyoruz. fx eksi x küp çarpı f'in türevinde x bölü f kare x yaptı. Şimdi ne yapalım? G'nin türevine A noktasından çizilen normal A noktası nerede? 1'de. O zaman G'nin türevine 1 yazalım. 3 tane f1 eksi 1 tane f'in türevinde 1 bölü f kare 1 f1 ne? Eksi 1 o zaman eksi 3 f'in türevinde 1 ne? 2 o zaman eksi 2 bölü şuraları yazıyorum şu an f, f1 ne? Eksi 1 karesini aldık 1 ne yaptı? Eksi 5 yaptı yalnız biz neyi bulduk? teğetin eğimini bulduk bize neyi soruyor? Normal eğimi çarpma ve toplamaya göre tersi o zaman normal eğimi için ne diyebiliriz arkadaşlar? 1 bölü 5'tir diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabıydı. Hep bu bilgileri kullandık bundan önceki iki testte. Şimdi ne yapıyoruz? İyice pekiştiriyoruz. Şimdi bir tane fonksiyon var. Bu parabole x eşittir 1 çizilen teğet denklemi buysa demiş. Yani bir tane eğri var. Bu eğriye bir tane teğet çekiyorsun. Nereden? Birden. Sonra bu doğru nedir? Y eşittir. 2x artı 3. Sonuçta şu nokta güzel kardeşim. Hem fonksiyon üzerinde hem de doğrun üzerinde mi? Evet. Sen bunu fonksiyona da yazsan sağlar. doğruya da yazsan sağlar. O zaman 1 verdiğinde kaç geldi burası? 5 geldi. O güzel. Şimdi ben bunu buraya yazarsam sağlayacak. Yani 5 eşittir. A artı B artı 2. Yani buradan ben neyi buldum? A artı B'nin 3 olduğunu buldum diyebiliriz. Bu bir tanesi. Ben neyi kullandım? Fonksiyona yazdığımda görüntüyü bulacağız. Bir de türevini alsak sonra. Türevini alsak ne yapar fonksiyonun? 2ax artı b yapar. Peki fonksiyonun türevine 1 yazarsak nereden aldın o 1'i? Teğet olduğu nokta. 1 yazarsak ne oldu? 2a artı b oldu. Bu da neyi verecek? Teğetin eğimini verecek. Yani benim eğimim kaç? 2. O zaman bunu da kaça eşitledim? 2. Bu da ikinci yıldızımız. Şimdi bu iki yıldızdan yani şunla şundan çözeceğiz soruyu. Şimdi şuraya a artı b eşittir 3. 2a artı b eşittir 2 dersek çıkartırsak Eksi a eşittir 1'den a eşittir. Eksi 1 gelir. B'mizde kaç geldi? 4 geldi. A eksi 1 b 4 ise buradan farkları ne yapar? Eksi 5 yapar diyebiliriz. 7. sorumuz için. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki eğrisinin x eşittir eksi 1 hapsi noktasındaki normalin denklemi doğrusuna paralel ise. Bak şimdi dolaylı oldu artık. Şimdi diyor ki eğrisinin x eşittir eksi 1 noktasından çizilen teğetin normali. Şimdi teğet bu. Bunun normali bu. Bu normalde gidip buna paralelmiş. Hangi doğruya? Y eşittir. Eksi kx eksi 2. O zaman bunun eğimi de eksi kx artı n gibi bir şey. Yani bunun eğimi de nedir? Eksi k'dır. Bizim teğetimizin eğimi de değil mi? O zaman 1 bölü k'dır. Bizden k değerini soruyor. Bakın ne yaptık? Bu buna paralel olsa paralelse eğimleri eşittir. Sonra bu doğruyla bu doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir gittik. Şimdi benim noktam neydi? Bu arada teğet olduğum nokta eksi 1 noktasıydı. O zaman ben bu fonksiyona yani şu fonksiyona şu noktadan teğet çektiğim zaman neyi verecek? Eğimi 1 bölü k olan bir doğruyu verecek. O zaman türevini alalım. Türevi nedir? 6x kare eksi 1'dir. Türevine de ne yazalım? Eksi 1 yazalım. O zaman 6 eksi 1'den kaç geldi? 5 geldi. Bu da neye eşittir? 1 bölü K'ya eşittir. O zaman K buradan ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 5 gelecek diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 9. sorumuza. Fonksiyonu veriliyor. F fonksiyon grafiğine fx eşittir. F'in türevinde x koşuluna uyan x hapsiz noktaların birinden çizilen teğet orijinden geçiyor. Bir dakika yavaş sakin. Şimdi önce bunlara eşit eşitleyelim bakalım bir. Yani x küp eksi x kare artı x artı 1 ile bunun türevi olan 3x kare eksi 2x artı 1'e eşit diyelim. Sonra bu şartı sağlayan x hapsizlerini bulalım. Hepsini sağa atalım. Yok hepsini sola atalım. x küp eksi 4x kare. Şu birler birbirini götürsün. Bunu buraya attık. Artı 3x eşittir 0. X parantezinde ne oldu? x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 oldu. E hocam burası da çarpanın ayrıdır. x eksi 3 x eksi 1 diye. Doğru mu? Şimdi benim bu şartı sağlayan 3 tane x'im varmış. Bir x eşittir 0 varmış. Bir x eşittir 3 varmış. Bir de x eşittir kaç varmış? 1 varmış. Peki türevi nerede? Burası değil mi? Türev burası. F'in türevinde x. 3x kare eksi 2x artı 1. Bak şimdi mantıken düşünelim. Ee, bu şartı sağlayan apsis noktaların birinden çizilen teğet. O zaman şuradan bir tane teğet çekelim. Şu noktadan. Şu nokta 0 da olabilir. 3 de olabilir, 1 de olabilir. Tamam mı? Şimdi şöyle. 0 versek bir kere fonksiyona yazsak o noktayı, şu noktayı fonksiyona yazsak 0 verdiğinizde ne geldi? 1 geldi. 3 yazdığınızda 27, 9 çıktı, 18, 3 ekledik, 21, 22 geldi. 1 yazdık, 1, 1, 0, 1, 1, 2. 1'e 2 noktası geldi. Şimdi peki eğim neymiş? Türevine 0 yazdığınızda bulacağız. Türevi nerede? Burada. Türevine 0 yazdığınızda bunun eğimi kaç geliyor? Ee, kaç geldi? 0 verildiğinde 1 geldi. Peki türevine geldi 3 verdiğinizde 27, 6 çık. 21, 22 geldi. Türevine 1 yazdığınızda ne geldi? 2 geldi. Şimdi deneyelim isterseniz. 1'e 2 noktası eğim 2. O zaman benim denklemim ne olacak? 2x artı n. Şimdi bu eğim de x'e 1 yazarsak y'si 2 olacaksa a n 0 oldu. Yani y e eşitir, 2x geldi. O yakaladık. Ben biliyordum da yakaladık da olsun. 1'e 2 noktası ve eğimi 2'ymiş. Demek ki bu şart sağlayan ifade buymuş. Bu teğitin değme noktasının apsisi nedir? 1'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek? 9. sorunun cevabı Ceyhan gelecek ama sizin onu 3'ünü de denemeniz gerekecek. Geldik 10. sorumuza. Şimdi onun sorumuza diyor ki fonksiyonun teğetlerinden eğimi en büyük olanın eğimi aşağıdan hangisine eşittir? O zaman eğim bulmak için ne yapıyoruz? Türev alıyoruz. Ben bu fonksiyonun türevini alayım. Ne yaptı? Eksi 6x kare artı 4x eksi 1 yaptı. Şimdi bunun sonuçları eğimi verecek değil mi? Şimdi bu eğimin maksimum olması için aslında bu parabolik bir hareket değil mi? O zaman benden bu noktayı istiyor. Yani R'si kaç bunun? Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A'dan ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı mı? 1 bölü 3 yaptı. Demek ki burası 1 bölü 3'müş. Yani fonksiyonun türevine 1 bölü 3 yazdığın zaman eğim max geliyormuş. Bize neyi soruyor? Eğimi soruyor. Ama hemen atlayıp da 1 bölü 3 işaretlemeyin. Bak 1 bölü 3 bizim teğet olduğumuz nokta. Eğer ben 1 bölü 3 seçersem maksimum gelir. Şimdi biz bunu nereye yazacağız? Türeve yazacağız. Türeve 1 bölü 3 yazarsak maksimum eğimi bulmuş olacağız. O zaman eksi 6 tane 1 bölü 9 artı 4 tane 1 bölü 3 eksi 1 eksi 2 bölü 3 artı 4 bölü 3 eksi 1 2 bölü 3 eksi 1'den de ne yaptı? Eksi 1 bölü 3 yaptı. Demek ki benim eğimim maksimum kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3'müş diyebiliriz. Maksimum eğimi nerede elde ediyoruz? 1 bölü 3 noktasından çizilen t sayesinde elde edebiliyoruz. Geldik 11'in sorumuza. Daha var mı? Var. 2 tane var. 11'in soru. Şimdi G'nin türevinde biri sormuş. O zaman biz bunu ne yapalım? Türevini alalım. Çarpım türevi yapıyoruz. 1 çarpı fx artı x çarpı f'in türevinde x. Sonra 1 yazıyoruz biz buraya. Biz buraya 1 yazdığınız an ne oldu? Şunu şuraya alalım. G'nin türevinde 1 eşittir. F1 artı f'in türevinde 1 oldu. Şimdi f1 zaten kaç? 10 bölü 3. O zaman buraya 10 bölü 3 yazalım. Şimdi biz bu doğrunun eğimini bulmaya çalışıyoruz. Ben demiştim ki doğrunun eğimini bulmak için altına bir tane üçgen oluşturun. Şimdi şu noktanın apsisi 1. Şuraya çekersen burası 1. O zaman burası kaç yapacak? 5 yapacak. Şimdi burası da kaç yaptı? 10 bölü 3 yaptı. Değil mi? Şurası da 10 bölü 3 yaptı. O zaman şu üçgende tanjant hesaplarsak ben neyi bulurum? Doğru eğimini bulurum? Yalnız doğru sola yatık olduğu için ekranda bunu yapmak zordu ama yaptım galiba. Sola yatık olduğu için ne olacak? Eksisi olacak. O zaman burada daha doğrusu şunu gösterelim. Eğim nedir? Karşı bölü komşu. 10 bölü 3'ü kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Yalnız önüne bir tane eksi koyacağız. O zaman eksi 2 bölü 3 geldi değil mi? O zaman burası da eksi 2 bölü 3'müş. Bu ikisinin toplamını soruyor. Cevabımız ne olmalıdır? 8 bölü 3 olmalıdır diyeceğiz. Yani 11'in sorumuzun da cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Şimdi geldik 12. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Şurayı bir temizleyelim. Ekran temiz olsun. Şurada gitsin. Hadi bakalım. Eğrisinin doğrusuna ve doğrusuna paralel olan teğetlerinin Şimdi bir tane eğri varmış. Y eşittir x ve y eşittir eksi 4 doğruluklarına paralel olan teğetlerinin. Şimdi buna paralelse eğim ne olsun? 1 olsun. Şimdi y eşittir eksi 4 doğrusu budur. Bu doğruya paralel olan bir teğetin eğimi nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Değme noktalarını yani ben bunun türevini alayım. Bak şimdi ben şöyle benden şunu istiyor. Bu eğimle bu eğim karışmasın bu arada. Evin x neyimdi? 2x eksi m'di. Şimdi bunun tamam mı? 1 olmasını istiyor. O zaman x'e kaç yazarsak 1 olur diyor. İşte onu bulacağız. 2x eşittir m artı 1 x1 eşittir m artı 1 bölü 2 yazarsak bu doğruya paralel olursunuz. Şimdi ben bu eğim sonuçta bu eğimi verecek değil mi? Kaça eşit olacak o eğim? 0'a mı? O zaman 2x eksi m eşittir 0 ise biz buradan x 2'yi bulursak ne geldi? m bölü 2 mi geldi? İşte bunların toplamı yani m artı 1 bölü 2 ile m bölü 2'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 9 bölü 2'ymiş. m de buradan nedir? 4'tür diyebiliriz. Doğru cevabımız ne gelecek? Edirne gelecek. Tekrar söylüyorum. Bir tane eğri varmış. Bu eğriden iki tane doğruya paralel olan teğetler çekiyormuşuz. Bu teğetlerin değme noktanın apsitelerini istiyor. Yani şu doğruya paralelse bir teğetimiz. Yani eğimi 1 olan teğeti istiyor. Burada da eğim 0 olacağına göre eğimi 0 olan teğeti istiyor. O teğetlerin de değme noktalarının apsiteleri toplamını vermiş. Biz de ne bulduk? 4 bulduk diyebiliriz. Emin alabilir emin değerini. Bir de 4 bulduk emin değerini ve böylece 12. soruyu da tamamladık. Geometrik yorumu tamamlamış olduk. Bir sonraki konumuz artan azalan fonksiyon ve 13 test türevde. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.